patlattık gibi ukalaca mesaj atıyorsunuz ya. Bunu yazdığınız sanatçılar var. Siz kimsiniz ya? Prim falan değil arkadaşlar. Sürekli bana bir saldırı var. Nereye kadar susayım yani? Siz söyleyin. Nereye kadar susabilirim? İkisine de konuşuyorum şu anda. İkisine de konuşuyorum. Yahu kızlar benim açılışıma geldi ya. Bana hepiniz mesaj attınız. Tuğba ile Merve niye senin merkezini paylaşmadılar Nez? Niye senin ismini paylaşmadılar diye? Neden biliyor musunuz? Bu mu karşılığı ya? Kız kardeşine varana kadar laf sokuyorsun. Bak benim ne erkek kardeşim tek bir şey paylaşıyor. Ne kız kardeşim tek bir şey paylaşıyor. Biz sustuk. Yolumuza bakalım diyoruz. Yok, rahat bırakmıyor. Bir kız kardeşi paylaşıyor, bir öbürü paylaşıyor. Bir para verdikleri bir hanımefendi var, o sürekli saldırıyor. Sen benimle barıştığın gün, benimle buluşup görüntü attığın gün, Selim Alan sana yardırmadı mı? Sen nasıl barışırsın onunla diye. Korkundan ne ettin, ne yaptın? Görüşmüyor, ayağına getirdin benimle ya. Herkesten korkan, kimse sana sarmasın diye iyi olduğun insanlarla bile dostmuş gibi görünen sensin. Sensin ya. Herkesle iyi olamazsınız. Ben herkesle iyiydim. Ne oldu şimdi? Ne yaptım ben size? Ne yaptım? Mesela ne yaptım? İş yerinize mi laf ettim? Bir şey mi yaptım? Siz bana sağ kimse yok. Benim skecimin aynısını çektin geçen ay. Recep İvedik'in tema şarkısını ilk kız kardeşimle ben kullanıyordum. Sen storylerinde kullanıyorsun. Ben şimdi beni taklit ediyorsun desem ne kadar komik bir şey değil mi? O şarkılar sana mı yazılıyor? Sana mı yazılıyor o şarkılar ya? Hodri meydan ya. İstediğinizi söyleyin. Hepinize cevap veririm. Ben kimseyle kötü değilim. Hala söylüyorum. Kimsenin işine laf etmiyorum. Kimseye konuşmuyorum. Kendi işimdeyim. Ama bana bir saldırı olursa cevap vermem gerekmiyor mu? Aynısınız siz. Siz nesiniz? Siz çok mu farklısınız? Aşkım arkamda olduğunuzu zaten biliyorum. Bir önceki kaoslarda da birçok kişi beni seviyordu. Herkesin bir seveni var. Evet. Herkes herkesi savunabilir. Ama hala da söylüyorum. Hak veriyorum. Banyo'da Neslim'e de hak veriyorum hala. Çünkü sen her şeyin başı sensin. Herkesi birbirine düşüren sensin. Kendin şop yapıyorsun ya. Kendin yapıyorsun. Hepiniz yapıyorsunuz. Şopçusunuz. Bütün şoplarınızı başkalarının görsellerini kullandığınızı paylaştı. Yahu senin makinalarını üreten adam konuştuk. Nez Hanım ben verdim cihazı. Böyle bir incelme mümkün değil diyor. Ne yapmış santimi lan? Dolandırıcı. Nitelikli dolandırıcısınız siz. Neyin 60 santimi? Maksimum 20 santim 30 santim normaldir. 60 santim ameliyat mı ediyorsun yağ mı alıyorsun? Hayırdır ya? Hayırdır? Hiç sakin olamam arkadaşlar. Yeni açtığım ekmek teknemi karalamaya çalışıyorlar. Hepsi birlikte. Şu an ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? İstediğiniz bu zaten. Storylerimi izlediniz mi? Günlerdir bana yapılan bir saldırı var. Susuyorum, susuyorum. Bunların başı hepsi Yılan Polat. Neden diyeceksiniz? Ben bunların suratına bakmıyordum. Keza kız kardeşi de bana ettiği hakaretlerden sonra beni aradı. Özür diledi. Affetmedim. Bana dedim o kadar lafı bir eden bir insanla ben yan yana gelemem. Çünkü namus çok farklı bir şey. Ne bunu ben kabul edebilirim. Ne özel hayatım ne ailem. Neyse ben zaten bunları hayatımdan çıkardım. Benim personellerimi yemeğe götürdüğüm gün uyuyordum ben burada. Kız kardeşimi aradı defalarca. Ben de geleceğim, sizi göreceğim, bilmem ne yapacağım, bilmem ne edeceğim. Tuğba da demiş ki biz şu mekana gidiyoruz. İstiyorsan buyur gel ama herhangi bir barışma söz konusu değil.
Sizi görmem lazım. Sizi görmem